Bir parçacığın zamana göre konumu ekranda gördüğünüz şekilde ifade edilmiş. Eksi d üzeri eksi t artı c üzeri 4 bölü c kare artı 1. c ve d bu ifadedeki sabitler ve ikisi de birden büyük. Acaba ekranda gördüğünüz ifadeden nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Burada bulmanızı istediğim ilk şey parçacığın başlangıç konumu. Bunu c ve d cinsinden bulmanızı ve sadeleştirmenizi istiyorum. Evet, burada videoyu durdurun ve başlangıç konumunu kendi başınıza bulun. Birlikte yapalım. Başlangıç konumunda zaman sıfırdır. Yani daha zaman geçmemiştir ve parçacık olduğu yerde duruyordur. O halde p sıfırı bulursak, başlangıç konumunda bulmuş oluruz. p sıfır eşittir, eksi d üzeri eksi sıfır, artı c üzeri 4 bölü c kare artı 1 d üzeri 0 ile d üzeri eksi 0 aynı sonucu verir. d'nin de 0'dan farklı bir sayı olduğunu bildiğimiz için bu ifade tanımlıdır. 0'dan farklı her sayının 0. kuvveti 1'e eşittir. 0 üzeri 0'ın ne olduğunu bilmiyoruz ama d 0'dan farklı bir sayı olduğu için bunun 1'e eşit olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kısacası payda terimlerin yerlerini değiştireceğim. c üzeri 4 eksi 1 var. Paydada ise c kare artı 1. Peki payda gördüğünüz ifadeyi tanıdınız mı? Tabii ki tanıdınız. Burada bir kareler farkı var. O halde paydaki ifadeyi c karenin karesi eksi 1'in karesi olarak yeniden yazabilirim. Paydada da hala c kare artı 1 var. Devam edelim. Bu c kare artı 1 çarpı c kare eksi 1'e eşittir. Bölü c kare artı 1'i de yazalım. Ve ne oldu? c kare artı 1'ler sadeleşti. Bunlar birbirine götürdü. Geriye ne kaldı? c kare eksi 1 kaldı. Demek ki başlangıç konumu c kare eksi 1'miş. Çok net bir sadeleştirme oldu, öyle değil mi? Şimdi sıra ikinci soruda. t sıfıra eşitken parçacığın c kare eksi 1 konumunda olacağını biliyoruz. Peki bundan sonra konumu ne olur? Artar mı, azalır mı? Yoksa önce artıp sonra azalır mı? Ya da önce azalıp sonra artışa mı geçer? Yani konum nasıl değişir? Evet, burada videoyu bir kere daha durdurun ve zaman geçtikçe konuma ne olur kendi başınıza bulmaya çalışın. Artar mı, azalır mı, yoksa başka bir şey mi yapar? Zaman geçtikçe konuma ne olur sorusuna cevap vermek için bu terime odaklanmamız gerekir. d üzeri eksi t terimine. Neden mi? Çünkü t içeren, yani t değiştikçe değişecek olan tek terim bu. Diğer terimler ise sabit. Peki t arttıkça d üzeri eksi t'ye ne olur? Gelin bunu görelim. d üzeri eksi t'nin grafiğini çizelim. d üzeri eksi t. d'nin birden büyük olduğunu biliyoruz. Evet, t sıfıra eşitken, bu zamanı gösteren eksen, bu da d üzeri eksi t'yi. t sıfıra eşitken, bu 1'e eşit olacak. Az önce gördüğümüz gibi. Şimdi t'nin arttığını düşünelim. Mesela 1 olsun. t 1 olduğunda d üzeri eksi t'ye ne olur? d üzeri eksi 1 olur. d üzeri eksi 1 de 1 bölü d'ye eşittir. d'nin tam değerini bilmiyoruz ama 1'den büyük olduğuna göre 1 bölü d'nin 1'den küçük olması gerekir. Evet, 1 bölü d'yi buralarda bir yer olarak işaretliyorum. Diyelim ki bu nokta. t2 iken ne olur? 1 bölü d kareye geliriz. Aşağı yukarı burası diyelim. Noktaları birleştirmeden de t arttıkça d üzeri eksi t'nin azaldığını söyleyebiliriz. Bakın azalıyor. E tabi d'nin birden büyük olduğunu tekrar etmekte fayda var. Evet, bu terimin azaldığını bulduk ama dikkat edin, bu terimi eklemiyoruz, çıkarıyoruz. t sıfırken bu 1'e eşitti. Başlangıç konumunda buradan 1 çıkarıyorduk. Peki daha sonra yani t arttıkça ne olacak? Birden küçük ve giderek küçülen sayılar çıkarmaya başlayacağız. Evet bu terim azalıyor ama gittikçe küçülen sayılar çıkardığımız için burası artacak. Başka bir deyişle eksi d üzeri t'nin grafiğini çizmiş olsaydık bunun negatifini elde ederdik ve buna benzeyen bir grafiğimiz olurdu. Kısacası bu terim eksi d üzeri eksi t, t arttıkça artar. Ve sonuç olarak diğer tüm terimler sabit olduğuna göre bu ifadenin tamamı t arttıkça artar. Son soru. Bunun maksimum değeri hiç ulaşamayacağı ama yaklaşacağı maksimum değeri nedir? Arttığını biliyoruz. Ama t'nin çok büyük değerleri için ya da t sonsuza yaklaşırken acaba ne olacak? Yine d üzeri eksi t'yi değerlendirerek başlayacağım. t arttıkça d üzeri eksi t giderek azalır. Yani t sonsuza yaklaştıkça bu terim de sıfıra yaklaşır diyebiliriz. Ve bu terim sıfıra yaklaşıyorsa buradan sıfır çıkarıyoruz diye düşünebiliriz. Ve bu sarı daire içine aldığım terim ise, giderek azalan bir hızla artar. Eksi d üzeri eksi t artar ama hiçbir zaman yatay eksene varamaz. Yani t sonsuza yaklaşırken bu terim sıfır olur ve konum c üzeri 4 bölü c kare artı 1'e yaklaşır. Tekrar ediyorum hiçbir zaman buna eşit olamaz ama C üzeri 4 bölü C kare artı 1'e yaklaşır.